Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir. Allah odur ki, ümmiler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da o peygamberi göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşıyamayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. De ki, ey Yahudi olanlar, eğer insanlar arasında yalnız sizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğruysanız. Ama onlar, ellerinin yapıp öne sürdüğü işler yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sadakallahu'l-azim.